Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bakınız bu videoda Crypto News üzerindeyiz ve e, Shiba için gerçekleştirilen bu haberi şöyle bir inceleyeceğiz. Shiba üzerine konuşacağız. E, vakit kaldığı kadar da her videoda önceki videolarda da yaptığımız gibi piyasa içerisinde Alınabilecek altcoinleri tek tek belirleme ve bunlar üzerinde e, açıklamaya konuşmaya devam edeceğiz Ya şu ne şöyle Allah aşkına bu piyasa nasıl bir hale geldi bu ne ya Şuna bak şey gibi yani şeytan filmindeki kız gibi Shibarium beta işlemleri 10 milyona yaklaşırken Shiba Inu fiyat tahmini Dogecoin katili Shib için dönüm noktası mı? Shiba Inu Ethereum üzerinde bir ERC20 tokenı olarak var olan ve piyasa değeri açısından dünyanın en popüler ve en büyük ikinci kripto para birimi olan MIM Token diyor. Şu anda 85.9 aralığında seyrediyor. Doğru. Kaldı ki bu 85.9 aralığındaki seyir Haziran ortalarına kadar bu saatten sonra devam edebilir. Hafif hafif tabi 97'lere kadar da bir süreç izleyebiliriz. Fakat şu anda bulunduğu kanaldaki hafif konsolidasyon yukarı doğru çok hafif e, yükseliş eğilimi yani bu ölü süreç yaklaşık 3 hafta daha devam etmektedir. edecektir. <laughs> Ayılar kripto paranın bu ayın başlarında sert bir düşüş yaşamasının ardından soluklanıyorlar. Ancak yakın dönem fiyat tahminleri hala ayı piyasasına işaret ediyor. Bu şöyle şu an tabii ki Bitcoin boğası seyrediyoruz. E, daha doğrusu o bahar etabını seyrediyoruz. Yani BTC e, makro kaynaklı olarak henüz Tam performansını hala vermedi. Aynı anda altcoin sezonunda da henüz açılım görmedik. Tabi altcoin sezonundaki açılım konusunda şu an şey var pozitif veriler var. Bitcoin'deki düşüşe rağmen ve e, sarsılmayla altcoin'lerdeki düşüşlere rağmen ekseri bitcoin balinaları ve bitcoin'deki fonlar altcoin'lere kaymaya başladı. Zaten bu sebeple çoğunun dominans karşısındaki direnci beklenenin üzerinde kaldı. Şu anki seviyelerde yaklaşık 86'da seyreden SHIP bu ay yaklaşık %14'lük bir düşüşle işlem görüyor ve yılın daha sonraki zirveleri olan 16 seviyelerine kıyasla yaklaşık %45 geriledi diyor. Ee, doğru. Tabii bu saatten sonra hep söylüyorum 97'leri kırarsa istikrarlı ve e, tam güçlü bir yükseliş sezonu izleyeceğiz gibi gözüküyor. SHIP hala yılbaşından bu yana yaklaşık %8 artış gösterdi. Evet. Tabi bunlar çok cüz'i yükselişler ve sezonsal olarak şu anda hala geri çekilmedi. Ancak bu Bitcoin gibi ana kripto paraların gördüğü kazançların yanında oldukça sönük kaldı. Bitcoin şu anda yaklaşık %65 artışla işlem görüyor. Bitcoin'inki de geleceklere nazaran Bitcoin'in şu an yaptığı da kendisine göre düşük aslında. Ancak şu anda eğer kısa süre içerisinde yani yükselecek bir şey zaten aranıyorsa... Ya çözüm belli, Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin ve görece Dogecoin. Zaten gelecek bir yıl içerisinde de Shiba e, bunlara göre daha düşük bir hareket sergileyecektir. 2025'te yapacaktır. Ama illa sebep değil ki ben kısa sürede para kazanayım diye e, yani farklı düşüncelere de kapılırsanız ya, e, sıkıntı yaratır. Mı? Tamam mı? İlla bunlara yatırım yapacaksınız. Sadece bunlara yatırım yapacaksınız diye bir şey yok. Düzgünce beklemeyi bilin. Doğru şey yapmayı bilin. Şip kabulü artıyor mu? Fiyat hareketli, şip oyunu ve büç ekosistemdeki son gelişmelerin büyük ölçüde olumlu olduğu gerçeği yalanlıyor. Allah Allah. Niye yalanlıyor ki? E yani şu anda her şey e, olumlu bir şekilde gidiyor. Fiyat hareketi neden? Yani e, ne bekleniyordu ki? Bitcoin bu kadar düşerken. Hangi kripto para hangi haberle yükseldi de Shiba hangi haberle yükselecek? Ee, biraz mantıklı şeyler yazın lütfen. Bak e, onu söyleyeyim yani insanlar okuyor bunu e, algı olmasın. Örneğin Shiba Inu'nun 2 Ethereum ölçekleme çözümü Shibarium'un beta sürümü son derece iyi performans göstermeye devam ediyor. Ve Papisken Shiba'ya göre yakında 10 milyon işleme e, ulaşacak diyor doğru en son 9,5 milyon civarlarındaydı. Dolayısıyla çok iyi bir şekilde seyretmeye devam ediyor. A'da gerçekleşen günlük işlem sayısı yakın zamanda yaklaşık 400 bine yükseldi. Bu da Shibarium'a büyük bir ilgi olduğunu ve Shibarium ana ağ lansmanının büyük bir başarı olması gerektiğini düşündürüyor. Evet FED duraklamaya gittikten sonra zaten biliyorsunuz bunu yayımlayacaklar. Beraberinde güçlü bir yükseliş gerçekleşecektir. Shiba Inu topluluğu üyeleri ve destekçileri Shibarium'un lansmanının Shiba Inu Web3 ekosistemi için yeni bir büyüme döneminin başlangıcı olmasını ve verimselme oranının artmasını yol açmasını umuyor. Ke, doğru. Katman 2 ölçeklendirme çözümü SHIB işlemi ve Ethereum blockchain üzerindeki merkezi finans aktivitesi için bir caydırıcı olan işlem ücretlerinin önemli ölçüde düşmesi anlamına geliyor. Hem işlem ücretleri düşecek e, hem çok daha hızlı olacak. Aynı zamanda Ethereum ve Binance'ın son zamanlardaki e, kesin anlamdaki baş belası diyebileceğimiz ölçeklenebilirlik e, sorununa bir çözüm e, getirecek. Shiba pazarlama uzmanı Lushi Shibin yakın zamanda yaptığı yorumlara göre Shiba Inu manu asmanı 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşebilir. Shiba Inu geliştiricileri ayrıca bu yılın sonuna kadar Shib The Metaverse'ü de piyasaya sürmeyi umuyorlar. Aralık ayını verdiler. Bakalım ben daha erken geleceğini düşünüyorum. Ekim-Kasım gibi. Proje yolunda gider ve bu yıl bu iki büyük kilometre taşını gerçekleştirirse 2024 şip için patlama yılı olabilir ve benimsenmesi artabilir. Artacak as, e, asıl patlama yılı 2025 olacak lakin. 2024'ün son çeyreğinde kalkar ikinci dalga BTC ile ama asıl patlama yılı 25 olacaktır. Shiba'nın mevcut teknik yönünden göz önüne alındığında 2022 sonundaki 8'lerin altında düşük seviyelerini yeniden test etme yolunda ilerliyor. Yok ben oralara kadar e, şu an test beklemiyorum konuştuk. Satış baskısı SHIB'in bu ayın başlarında alçalan bir üçgen yapısının düşüş eğilimi göstermesinden şaşırtıcı bir şekilde yüksek kalmaya devam ediyor. SHIB tüm ana hareketli ortalamaların altında ve henüz bir dead cross deneyimlemişken fiyat momentumu kesinlikle negatif e, olmaya devam ediyor diyor. Bu doğru dediğim gibi hafif akümülatif. Shiba Inu son ve tarih zirvelerin çok altında işlem görürken daha uzun vadeli bir toparlanma üzerine bahis oynayanlar için şip satın almak için kesinlikle çok geç değil. Hatta tam zamanı. Shiba Inu alternatifleri. Doge, Floki e ve Baby Doge. Şimdi buradan devam edelim. E nerede kaldık? Litecoin. Evet LTC kesinlikle iyi bir alternatiftir. Özellikle yatırımcı psikolojisini rahat tutmak için çok iyi bir kripto paradır genelde. Bitcoin ve altcoin'lerin düştüğü bu sezonda LTC çok ciddi bir balina akını görür. Tıpkı XRP gibi kendi balinaları vardır. Bir halving sistemi vardır ve uzun vadedeki en iyi kripto paralardan en güvenilirlerden bir tanesidir. Bir ilk hareketçidir. O yüzden bu 2023 ve 24 başı dalgasında XRP ile birlikte piyasadaki en büyük rally vermesini beklemekteyim. Portföylerde bulundurulabilir muhakkak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.